Kıymetli ve muhterem izleyenler, mehirle ilgili dersimiz devam ediyor. Mehrin sahih olmayan bir şekilde belirlenmesi konusunda da kıymetli alimlerimiz bakın neler söylediler. Malikiler, akit fasit olur. Zifaftan önce ölüm veya boşama gibi bir sebeple erkek kadından ayrılırsa, belirttiğimiz gibi kadın için bir şey vacip olmaz demişlerdir. Efendim, mehri müsemmanın vacip olma durumu ile ilgili de gerçek bir zifaf halinde mehir vacip olur. Yine sevgili peygamberimizden gelen haberde ki Ayşe-i Sıddık'a validemiz hadisi rivayet ediyor. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa nikah batıldır. Nikah batıldır. Eğer erkek onunla ilişkide bulunursa onun nefsinden kendisine helal kıldığı karşılığında ona, kadına mehir vardır. Efendim, hadisi şerifine istinaden bunu açıklarken Hanefi uleması vacip olan mehri misildir. Kadın için mehri misil vardır demiş Hanefi uleması. Efendim, yine Hanbeliler kadınla efendim cinsi münasebette bulunması sebebiyle erkeğin kadına verdikleri kadının hakkıdır demişlerdir. Fakihler şüpheli ilişkinin mehrin misili gerektirdiğine ittifak etmişlerdir. Darül İslam'da yapılan efendim cinsi ilişki ya mehri ya da had cezasını gerektirir. Hanefi uleması da İslam ülkesinde iki mesele bunun dışındadır diye görüşlerini açıklamışlar. Genç çocuk velisinin izni olmadan bir kadınla evlenir ve onunla cinsi ilişkide bulunur da babasının nikahını geri çevirirse çocuğun üzerine ne had ne de mehir vacip olur demiştir. Kim ki cariyesini satar ve müşteriye teslimden önce onunla cinsi ilişkide bulunursa onun üzerine had veya mehir vacip olmaz demiştir Hanefi uleması. Çünkü burada bir nikah ve bir cariye meselesi bu ki mehirde hak sahibi olanlar Allah-u Teala'nın hakkı mehrin vacip olmasıdır. Akdin bir sonucu olarak akit mehirsiz olamaz. Hanefi uleması 10 dirhemden Malikilere göre çeyrek dinar veya 3 dirhemden az olmaz. Hanbeli ve Şafilerde ise azı için bir sınır yoktur demişlerdir. Sen ve malın babana aitsin diyor Peygamberimiz bir gün. Muhakkak ki kazancınızdan yedikleriniz en güzelidir. Ve muhakkak ki çocuklarınız kazancınızdandır buyuruyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Mehrin hemen verilmesi ve ertelenmesi konusunda da Hanefi uleması ertelenmesi hemen veya ertelenmiş olarak
verilmesi sahihtir. Örf ve adete göre amel edilmektedir. Zengin oluncaya kadar seninle bine evlendim derse aşırı bilinmezlik sebebiyle erteleme sahih değildir. Bilinmezlik aşırı olmaması lazım. Ne zaman verileceği belli olması lazım. Örf, gelenek yoksa mehri hemen almayı hak eder. Yani anında. Susulanın söz söylenmeyenin hükmü hemen verilmesi gerekenin hükmüdür. Zira asıl olan da mehrin verilmesidir. Şafii ve Hanbelilere göre ertelenir ve erteleme zamanı söylenmezse Hanbelilere göre mehir sahihtir. Verilme zamanı da ölüm veya boşanma zamanıdır. Şafiilere göre ise bu mehir fasittir ve kadına mehri misil verilir. Malikilere göre mehir belirli olup ev, elbise ve diğerlerinde olduğu gibi akdin yapıldığı gün kadına veya velisine verilmesi gerekir. Ertelenmenin caiz olması için bazı şartlar vardır Maliki ulemasınca. Verme zamanının belli olması, yine uzak olmaması. Bu konuda aşağı yukarı bütün mezheplerin görüşleri birbirine yakındır. Hepsi de işi sağlam almak için bu güzelim keşiflerde bulunmuşlardır. Koca aciz kalırsa, zevcenin evliliğin feshi iptalini istemeye hakkı yoktur. Kocasıyla beraber olmama gibi haklara sahiptir. Şafii ve Malikiler zevce evliliğin feshini isteme hakkına sahiptir demişlerdir. Yine Hanefilerden İmamı Ebu Yusuf, mehrin teslim zamanı gelinceye kadar zevce kocasıyla beraber olmayabilir. İstihsan delili gereği fetva bu görüşe göredir. Yine velinin mehri tazmin etme konusunda Hanefi uleması o sahihtir demişlerdir. Yani veli mehri tazmin eder. Mehrin alınması konusunda yine Hanefi uleması mehri muaccelin hepsi verilinceye kadar zifaftan veya kocanın evine gitmekten kocayı men etme hakkına sahiptir demişlerdir. Mehri kadın istediği zaman mehir ortada artık bir şart olarak ortaya çıkmaktadır. Malikilere göre İmamı Ebu Yusuf ve Muhammed'le aynı görüşte olarak Malikiler görüş beyan etmişlerdir. Müeccel olup tehir edilip de verilme vakti gelen mehri teslim edinceye kadar kocayla zifaftan, halvetten kendini alıkoyabilir. Hanbeliler ve Şafiiler de İmam-ı Muhammed ve Ebu Yusuf'un görüşünü uygun görürler. Buradan anlaşılıyor ki Hanefi imamlarından İmameyn'in görüşünü diğer bütün mezheplerin kabul ettiğini görüyoruz. Şafiilere göre kadın kendini alıkoyma hakkına sahiptir. Evet, aynı görüşü benimsemiş oluyorlar.
mümine borçlarından ilk sorulacak olan eşinin mehridir. Peygamberimizden gelen bir haber bu. Ve kim eşine mehrinde zulmederse, kıyamet gününde bir zani olarak Allahu Teala'ya kavuşur diye peygamberimizden bu hadislerle durum istihlal edilmiştir. Hanbelilere göre kadın mehrin tamamını alıncaya kadar kendini alıkoyabilir. İşin özüne baktığımız zaman hemen verilmesi gereken mehri muacceli alıncaya kadar zifaftan önce kadının kendini alıp koymadaki haklılığı üzerinde ittifak edildiğini görüyoruz. Mehri müeccelde ise bu haklılığa sahip değildir. Biliyorsunuz mehir muaccel olduğu zaman kadın o haklara sahiptir. Tecil edilmiş, soruya bırakılmış mehir için kadın o haklara sahip değildir. Çünkü daha günü gelmemiştir. Zifaftan sonra Ebu Hanife alıkoyma, engellemeye hakkı vardır. Cumhur hakkı yoktur demişlerdir. Efendim, mehri alacak kişi sefihlikten küçük olduğu için mali velisi mehrini almayı üstlenir. Hanefilerde malı veli. Efendim şu 6 kişiden biridir. Baba, dede, kadı, efendim sonra onun vasiyet ettikleridir. Malikilere göre efendim ve Şafii ve Hanbeliler derde zahir sayılan görüşlerinde reşit olan kadın kendi mehrini alır. Değilse velisi vekaleten onun yerine alır. Efendim, malikiler zevcenin onu mecbur edecek olan velisi baba ve onun vasiyet ettiği kişidir demişlerdir. Mehirde tasarruf konusunda da reşit olan kadının istediği şekilde tasarrufta bulunabileceği üzerine ittifak vardır. Bütün alimlerimiz, fıkıh alimleri, mehirde artırma veya azaltma olabilir mi konusunda olabilir demişlerdir. Efendim, Hanefi uleması, koca reşit olmalı, ziyade bağıştır. Fazlalık demişlerdir. Fazlalığın miktarı belli olmalıdır. Evliliğin devamı halinde yapılması, zevcenin velisinin mecliste kabul etmesi, bu fazlalık hibedir. İcab meclisinde kabul edilmesi gerekir. Hanbeliler de Hanefiler gibi akitten sonra mehirdeki fazlalığın akde tabi olduğunda ittifak halindedir. Şafii ise fazlalık akde tabi değildir demiştir. Delil, Hanbeliler delil olarak o mehri takdir edip kararlaştırdıktan sonra aranızda anlaşmanızda size bir günah yoktur. Nisa suresi ayet 24. Bu ayeti kerimeye istinaden demişlerdir. Mehri azaltmak veya ondan vazgeçmek. Hanefilere göre
reşit olan zevcenin koca kabul etsin veya etmesin, akdin tamamlanmasından sonra mehrin bir kısmı veya tamamından vazgeçmesi sahihtir. Zevce küçük olursa babanın mehirden vazgeçmesi sahih değildir. Küçüklerin hakkı korunması için, bakın ben kızımın yerine mehir almıyorum diyemez baba. Çocuk küçükse onun bütün hak ve hukukunu baba gözetmek zorundadır, mehrini de almak zorundadır. Diğer bütün hak ve menfaatlarını düşünmek şartıyla. İbra ile mümkündür. Hükmü hibenin hükmü gibi olur. Hibe sahihtir. Mecliste kocanın kabul etmesi gerekir. Malikilere göre eğer kadın zifaftan önce kocasına bütün mehrini hibe ederse, bir daha koca hiçbir şeyi ona geri vermez. Vermez derken, yani borçtan kurtulmuş olur. Yoksa koca karısına ne vermez ki? Onun mutluluğu için elinden geleni yapar. Şafilere göre veli mehrini affetme yetkisine sahip değildir. Bu da güzel bir keşiftir. Kocasını mehirden affeder kadın. Zifaftan önce onu boşarsa hiçbir şeyi geri vermez. Yine Hanbeliler baba ve başkasının hacir altında olan kadının mehrini affetmeye yetkisi yoktur. Kocasını mehrinden affederse kadın, kocası bundan affolunur. Yani beraat etmiş olur. Mehrin vacip olması. Fakihler mehrin bizzat akit ile vacip olduğu konusunda ittifak halindedirler. Hanefilerin dışında kalan cumhur, eğer sahih ise akitle kadın müsemma mehre malik olur. Malikeler akitle yarıya malik olacağını kabul etmektedirler. Mehrin kesinleşmesi, sahih olan akitte mehrin zifaf veya ölüm sebebiyle vücubunun kesinleştiğine dair fakihler ittifak etmişlerdir. Yine Hanefi ve Hanbeliler şöyle demişlerdir. Sahih olan halvet ile de mehir kesinleşir. Maliki ve Şafiler burada muhalefet etmişlerdir. Malikiler mehir zevcenin zifaftan sonra bir yıl cinsi ilişki olmaksızın kalmasıyla sabit olur ve tahakkuk eder demişlerdir halvet konusunda. Hanbeliler ise ölümcül hastalık durumunda ve ilişkiden önceki mirasçı olmasından kaçmak için yapılan boşamada da mehrin kesinleştiğini eklemişlerdir. Buna firar talakı denmiştir ki, geçmiş derslerimizde bunlara değindik. Gelecek derslerimizde de yeri geldikçe inşallah değineceğiz. Hakiki duhul, gerçek cinsi ilişki kocanın üzerine mehrin vücubu kesinleşir. O nedenle verdiğiniz o mehri zevcenizden nasıl alırsınız ki birbirinizle karılık katıldınız? İfsa kelimesi cinsi temas anlamındadır. Bu ayet Nisa suresi 21. ayeti kerimedir.
hakiki duhul ile mehir gerçekleşiyor. Yine eşlerden birinin ölümü. İlişkiden önce efendim ittifakla sahih olan halvetten önce Hanefi ve Hanbelilere göre eşlerden biri ölürse kadın mehrin tamamını hak eder. Çünkü halvet gerçekleşmiş. Akit ölümle feshedilmez. Fakat müddetinin bitmesinden dolayı ölümle son bulur. Bunun müddeti insan ömrü olup onun bitmesiyle akdin bütün hükümleri kesinleşir. Bu hükümlerden biri de mehirdir. Fakat tefviz nikahı, yani mehrin tesmiye edilmediği, belirlenmediği nikahta eşlerden biri ölürse, malikilere göre hiçbir şey lazım gelmez. Ölüm boşamaya kıyas edilir. Zifaf, halvet ve mehrin tesmiyesinden önce yapılan talaktan dolayı ise hiçbir şey lazım gelmez. Ölüm de onun gibidir demiştir Maliki üleması. Cumhur ulema bundan mehri misil vacip olur demişlerdir. Onun için mehri misil vardır. Bunda ne aldatma ne de hile vardır. Kadın iddet bekler, miras hakkına da sahiptir. Ve Makil İbni Sinan da şöyle dedi. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, vahşık kızı Berva hakkında senin hüküm verdiğin gibi hüküm verdi diyen hadisi şeriflere istinad edilerek bu hükümler ortaya kondu. Öldürme ölüm gibi midir konusunda ölüm durumu gibidir. Mehir kesinleşir dediler. Zevcenin kendini kasıtlı olarak öldürmesinin hükmünde Şafii ve Hanbelilerden Züfer muhalefet ederek mehirden bir şey hak etmez demiştir. Cumhur ise intiharın riddete kıyaslanmasının doğru olmadığı cevabını vermiştir. Halvet ve zifaftan önce kadın kocasını kasıtlı olarak öldürmesinden dolayı mehre hak kazanır mı yoksa hakkı düşer mi? Hanbeliler ve İmam-ı Züfer dışında Hanefiler şöyle derler. Mehir de hakkı düşmez. Mehrin düşmesiyle ilgili bir delil yoktur. Malikiler, Şafiler ve İmam-ı Züfer ise şöyle der. Öldürmeyle mehri düşer. Çünkü kocasının öldürmesi cinayettir. Kocasını öldürmesi cinayettir. Mehrin tamamını düşürür. Mehirde de hiç kimsenin hakkı olmaz. Sahih olan halvet, efendim baş başa kalma konusunda da tabii engel, akıllı üçüncü bir şahsın bulunmasıdır. Eğer tam halvet değil yanlarında biri varsa bu engeldir. Hissi engel, hastalığın bulunmasıdır. Şer'i engel, birinin Ramazan orucu tutuyor olmasıdır. Veya hac ya da nafile veya farz olan bir umre için ihramda bulunuyor olmasıdır. Bunlar birer birer halvet için engeldirler, dediler. Hanefi ve Hanbelilere göre sahih olan halvetle
mehrin tamamı kesinleşir. Mehri müsemma, tesmiye yoksa veya fasit ise mehri misil tam olarak kadına verilir. Malikiler ve yeni mezheplerinde Şafiler, cinsi ilişki olmadan yalnız halvet ile mehrin vücubu kesinleşmez. Onu boşarsa, yarısı mehir belirlenmemiş ise müt'a vacip olur. Yani bir miktar ona bir şeyler verebilir. Zevcenin gerdeğe girdikten sonra cinsi ilişki olmaksızın kocanın evinde bir yıl kalması mehir kesinleşir malikilere göre. Şafiler bununla mehir kesinleşmez. Hanbeli ve Hanefilerde sahih halvetin olmasıyla mehir kesinleşir demiştir. Burada Şafiler yalnız kalmaktadır. Öbürleri mehir kesinleşir demişlerdir. Zifaftan önce ölüm hastalığı halinde miras kaçırmak için kadını boşama durumunda Hanbeliler, boşaması durumunda mehir tam olarak kesinleşir dediler. İşin özüne baktığımız zaman Hanefiler mehir üç sebepten biriyle kesinleşir demişlerdir. Bu büyük kaşif ulema. Birisi gerçek olan ilişki, sahih olan halvet ve eşlerden birinin ölümü. Bunlar varsa bunlardan biri Hanefi uleması mehir bunlarla kesinleşir demişlerdir. Malikilere göre üç sebepten biriyledir. Yapılan ilişki, yine birinin ölümü. Efendim, duhul yani haram olsa dahi bali olan erkek tarafından gücü yeten kadınla yapılan ilişki, yine eşlerden birinin ölümü. Kadının gücünün yetmesi ve erkeğin büluğa ermesi şartıyla cinsi ilişki kurmaksızın duhulden sonra bir yıl beraber kalmak Şafilere göre. Efendim, cinsi ilişki eşlerden birinin ölümü demişlerdir. Hanbeliler de ilişki, ölüm veya öldürme. Kadınla ilişkide bulunulmadan önce kocanın ölümcül hastalığında yapılan boşanma ki aşağı yukarı aralarında çok az farkla hepsi aynı konuya güzelim açıklık getirmişlerdir her yönüyle. Yarısının vacip olması mehrin. İlişkiden önceki ayrılma durumunda mehrin yarısının efendim verilmesi, feshetme örneklerinden ila, li'an, kocanın dinden dönmesi veya karısının İslam'ı kabulünden sonra kocasının İslam'ı kabullenmeye yanaşmaması sayılabilir. Efendim, ila, li'an, kocanın dinden dönmesi veya karısının İslam'ı kabulünden sonra kocasının İslam'ı kabullenmeye yanaşmaması sayılabilir. Efendim, bu konularda da mehrin yarısı verilir denmiştir. Bunun delilleri de Bakara suresi 237
ayeti kerimesinde eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşar fakat daha önceden onlara bir mehir tayin etmiş bulunursanız o vakit tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayrılma şekilleri de buna kıyaslanmıştır. Mehir aslen akitte belirlenmezse, mehirsiz evlenme konusunda anlaşırlarsa veya belirleme sahip değilse, ayrılma gerçekleşmişse ve ayrılma ilişkiden ve halvetten önce ise, Hanefi ve Hanbelilere göre kadın için mehirden bir şey vacip olmaz. Müt'a verilmesi vacip olur. Müt'a neydi? Onun gönlünü hoş tutmak için bir miktar bir şeylerin verilmesiydi. Kendileri ile temas etmediğiniz yahut kendilerine bir mehir tayin etmediğiniz kadınları boşadınızsa bunda size günah yoktur. Şu kadar var ki onları maruf bir faide, müt'a ile faydalandırınız. Bu da Bakara suresi 236. ayet-i kerime. Erkek, Müslüman bir erkek, verenel olması için buradan müt'a söz konusudur. Diğer ayrılmalar da boşanmaya kıyaslanmıştır. Maliki üleması ilişkiden önce ayıptan dolayı nikahı reddeder veya feshederse kadına bir şey verilmez. Hanefiler de ilişkiden veya halvetten önceki boşanmasız ayrılma açıklayacağımız gibi mehri düşürür. Mehir akitten sonra karşılıklı rıza veya hakimin hükmüyle kararlaştırılırsa yani akit sırasında zikredilmeyip de böyle bir durum olursa Hanefi uleması eğer halvetten ve ilişkiden önce ayrılma olursa onun için yalnız müt'a vacip olur demişlerdir. Cumhur da akitte tesmiye edilen, akitten sonra kararlaştırılan mehrin de yarısı verilir. Hanbelilere göre halvet ve ilişkiden önce ayrılma olursa mehrin yarısı vacip olur demişlerdir. Yine belirlenmiş olan mehre, akitten sonra koca tarafından yapılan fazlalıktır. Hanefiler bu fazlalık kocanın üzerinden düşer ve ilişki ve halvetten önce ayrılma durumunda yarısı verilmez. Cumhur ise düşmez ve akitte belirlenen gibi yarısı verilir demişlerdir. Hanefi ulemasına göre yarısı verilecek olan mehri müsemmadır. Cumhur onlara kararlaştırdığınızın yarısı, Hanefilere göre bundan kastedilen akit sırasındaki kararlaştırılandır demişlerdir. Cumhur ise kararlaştırmak takdir etmektir. O da ister akitten önce veya sonra olsun takdir edilen her şeye şamildir demişlerdir. Mehrin tamamının düşmesi konusunda da kadınla halvet ve zifaftan önce talak yani boşama olmaksızın ayrılma mehrin tamamını düşürür. İslam'ı reddetmesi,
bir ayıptan dolayı evliliğin feshini istemesi gibi. Bunlar da mehrin tamamını düşürür. Akdi feshetmek, hiç olmamış gibi yapmaktır. Maliki üleması, bu izahını yaptığımız görüş Hanefilerdir. Malikilere göre zifaftan önce zevcedeki bir ayıptan dolayı koca nikahı fesheder veya reddederse kadın için bir şey vacip olmaz. Hanefilerle muvaffakat halindedirler. Yani burada Malikiler Hanefilerin görüşündedirler. Tefviz nikahında ilişkiden önce koca boşar veya ölürse kadına bir şey yoktur demişlerdir. Şafiler ve Hanbeliler ilişkiden önce veya önce zevce tarafından yapılan ayrılma mehrin tamamını düşürür. Kadının dinden dönmesi de böyledir. Eğer siz onları kendilerine dokunmadan önce boşamış da daha evlilere mehir tayin etmişseniz, o vakit tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Zifaftan önce veya sonra mehir karşılığında hul yapılması. İmam-ı Azam, çünkü hulde beraat anlamı vardır. İlişkiden önce veya sonra mehrin tamamından ibra etmek. İbra etmek düşürmedir. Zevcenin mehrin tamamını kocaya hibe etmesi, kocanın hibeyi mecliste kabul etmesiyle mümkün olur. Bu görüşler efendim içinde Şafilerin, Malikilerin görüşlerine de yer verdiğimiz görüşlerin kalan kısmının hepsi Hanefilere aittir. Şimdi de Malikiler hibe ile mehir düşer demişlerdir. Şafiler mehrin yarısını verir. Hanbelilere göre ibra ederse, hibe ederse, zifaftan önce boşarsa ona mehrin yarısı geri verir demişlerdir. Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşamış da daha evvel onlara mehir tayin etmişseniz, o vakit tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır diyen ayet-i kerimeye istinaden söylediler. Konuları iyi dinleyenler iyi anlama şansları vardır. Tekrar tekrar dinleyenler daha iyi anlarlar. Bunlar fıkhi konulardır. Kamuoyunda fazla bilinmeyen konulardır. Onun için bunları iyi dinlemek lazım. Burada geniş bir keşif vardır. Ulema mükemmel çalışmış. Her konuyu keşfetmiş. Tespit etmiş, sonuca hükme bağlamış. Onun için ulemamızın bu kadar geniş keşfi insanlık alemi için, başta ümmeti Muhammed için bir rahmetin yaygınlığı ve genişliğidir. Yol, İslam'ın çizdiği yol çok geniştir. Yalnız İslam'ı bilmek lazım. Hanefilere göre mehrin yarısının düşmesi konusu, zifaftan önce mehrin tesmiye edilip belirlendiği fakat alınmadığı nikahtaki boşanma, takdir ettiğinizin yarısı diyen ayeti kerimeye göre
mehrin yarısının manevi olarak düşmesi. Tesmiye olmayan bir nikahta zifaftan önce koca tarafından yapılan her türlü ayrılmadır dediler. Yine Hanefi uleması, eğer kadın mehri alırsa, zifaftan önce boşarsa, kadın aldığının yarısını geri vermek zorunda. Efendim, yine Malikiler, mehir telef olursa, kimin elinde kaybolmuşsa zifaftan önce talak olursa, efendim, mehrin yarısının sahibine vermek zorunda bırakılır. Burada da görüşler Hanefilerin görüşüne ya aynısı en yahut da en yakın görüş olarak görüşler belirtilmiştir. Şafiler kocanın elinde telef olursa akit tazminatı borcu olarak onu üstlenir demişlerdir. Yine mehir alındıktan sonra telef olursa bedelinin yarısını kocaya vermesi gerekir. Hanbelilere göre kadın mehri alır ve onu ayıplı bulursa kadın kendini zifaftan alıkoyabilir. Mehri artırma konusunda da Hanefi uleması asıldan meydana gelmişse veya erş yaralama diyeti gibi asıldan meydana gelenin hükmündeyse efendim bu mehirdir demişlerdir. O fazlalık da mehre dahildir, mehirdir demişler. Eğer fazlalık asıldan meydana gelmemiş ise bakılır. Kadının da aslın kıymetinin yarısını vermesi gerekir. Eğer fazlalık hibe ve kazanç gibi asıldan ayrı bulunuyor ise mehir değildir. İmam-ı Azam'a göre hepsi kadınındır ve yarılanmaz. Yine İmameyn'e göre bütün bunlar mehirdir. İmameyn kimdi? İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed, Hanefi mezhebinin en üst alimlerinden, İmam-ı Azam'dan sonra gelen alimler. Ve asılla beraber yarılanır. İmameyn'e göre bütün bunlar mehirdir ve asılla beraber yarılanır. Asla tabidir. Kocanın elindeyken bir fazlalığın olması halindedir. Kararlaştırdığınızın yarısı, ayet-i kerimede çünkü böyle geçmektedir. Malikiler fazlalık zifaftan sonra kadına aittir. Şafiler de kadına aittir demişlerdir. Hanbeliler sadece akitle mehir kadının mülkiyetine girer. Fazlalık ve eksiklik de ona aittir. Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşamış da daha evvel onlara mehir tayin etmişseniz, o vakit tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Bu ayet bu konularda sık sık delil olarak gösterilmektedir. Buna dikkat lazım. Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşamış da daha evvel onlara mehir tayin etmişseniz, o vakit tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Yüce Allah şanlı Kur'an'da Bakara suresi 237'de bu ayette böyle buyuruyor.
Mehirde anlaşmazlık konularında, efendim tesmiyesinde, belirlenmesinde, ihtilaflar konusunda Hanefi üleması tesmiyeyi kabullenmeyen mukarrer yemin eder. Delil getirmek iddia eden, yemin inkar edenin üzerinedir. Kaçınırsa yeminden tesmiye sabit olur. Yemin ederse Hanefi imamlarının ittifakıyla mehri misil vacip olur. İhtilaf boşamadan sonra, zifaftan önce ise müt'av verilmesi vacip olur demişlerdir. Maliki üleması davacı delil ortaya koyarsa hükmedilir. Delil ortaya koyamazsa yeminiyle birlikte örfün kabullendiği kişininkidir. Yine Hanefilere göre efendim yeminiyle birlikte kocanın sözü geçerlidir. Ölüm veya zifaf halinde kadına mehri misil verilir. Koca boşar ve kadınla ilişkiye girmezse kadına müt'a verilir. Şafilere göre yemin eder. Müsemmanın miktarında ihtilaf konusunda da İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Muhammed şöyle der, İmam Muhammed, hangisi delil ortaya koyarsa kabul edilir. Efendim yine sıfatı ile ilgili ise kıymetine göre hükmedilir. İmam-ı Azam ve Muhammed hükmü mehri misille, misile dayandırmaktadırlar. Fakat eğer ihtilaf mehrin cinsi, türü veya iyilik ve kötülük bakımından sıfatı ile ilgiliyse kıymetine göre hükmedilir dediler bu kıymetli imamlar. Ebu Yusuf da şöyle der, delil davacının yemin de inkar edenin üzerinedir. Malikiler de yemin ederler, karşılıklı fesh ederler demiştir. Şafii uleması da yemin ederler, mehri misil vacip kılınır. Hanbeliler, misli iddia edenin sözü geçerlidir. Mehri misili iddia edenin sözü geçerlidir demişlerdir. Ne güzel çalışmış bu kıymetli alimlerimiz. Yüce Rabbimiz bunlara ve bütün alimlerimize çok rahmet eylesin. Her konuyu güzel keşfetmişler. Bu hak mezheplerin kıymetini bütün dünya bilmeli. Bol bol alimlerimize rahmet okumalıdırlar. Mehri müaccelin alınması kabzı ile ilgili durumlarda da Hanefi üleması ihtilaf zifaftan önce ise yeminiyle birlikte kadının sözü geçerlidir. Kocanın delille ispatlaması gerekir demiştir Hanefi üleması. Şafii ve Hanbeliler Hanefilerle ittifak halindediler. Hanefi ulemasının görüşünü bunlarda kabul etmişlerdir. İşin özüne baktığımız zaman eşler mehri kabzetme hususunda ihtilaf eder. Zevce almadım, koca da aldı derse cumhur yani Şafii, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Şafii, İmam-ı Sevri ve İmam-ı Ebu Sevir, bunlara göre kadının sözü geçerlidir
Malik'e göre zifaftan önce kadının sözü, zifaftan sonra da erkeğin sözü geçerlidir. İmam-ı Malik'in arkadaşları, Medine'deki örf, kocanın mehri verinceye kadar zifafa girmemesi şeklinde olduğu için İmam-ı Malik böyle fetva vermiştir. Bu örf yoksa, eğer memlekette bu örf yoksa, daima kadının sözü geçerlidir. Koca onun mehir olduğunu iddia ederken, kadın da hediye olduğunu iddia ederse, yeminiyle birlikte erken sözü geçerlidir. Hanefi ve Şafilere göre de kadının delil ortaya koyması gerekir. Cihaz yani çeyiz konusunda da Malikiler mehirden aldığı kadarıyla çeyiz kadının üzerine vaciptir. Eğer bir şey almazsa yükümlü de değildir. Örf veya şart koşulması dışında mehirden fazlasıyla çeyiz yapmak zorunda değildir. Hanefi uleması çeyizin de erkeğin üzerine vacip olduğu görüşündedirler. Verilen mehir de çeyizin karşılığı değildir. Armağan ve hediyedir. O kadının kocası üzerine düşen bir haktır. Cihaz yani çeyiz veya mefruşat, kapkaçak gibi ev eşyaları hakkında eğer bir ortada ihtilaf varsa Maliki üleması yeminiyle birlikte kadının olduklarına hükmedilir. Erkek elbiseleri, kitaplar ve silahlar gibi erkeğe ait olan eşyaların yeminiyle birlikte erkeğin olduklarına hükmedilir. Dinarlar ve dirhemler gibi her ikisine de yarayanlar ise yemin etmesiyle beraber erkeğindir. Sahnun der ki, onlardan birine ait olduğu bilinen eşya yeminsiz onundur. Bu da daha güzeldir. Hanefi uleması, İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed Malikilere muvafakat etmişlerdir. Aslında Malikiler onlara muvafakat etmişlerdir. Çünkü İmam-ı Azam'ın ve Hanefi ekolünün başı çektiğini gördüğümüz zaman o zaman cümleleri yerine koymak gerekiyor. Ebu Yusuf ise şöyle der. Geleneğe göre kadına çeyiz yapılabilecek miktarında yeminiyle birlikte kadının sözü muteberdir. Geriye kalanında ise erken sözü geçerlidir demiştir. Kasani gibi efendim Malik ve Şafii'den şöyle naklettiğini görüyoruz. Bütün eşyalar eşler arasında ikiye bölünür demiştir o da. Eğer başka türlü yol bulunmadıysa, belgeler yoksa bu da güzel bir öneridir. Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın efendim söz yeminiyle birlikte eşlerden hayatta olanındır. Efendim böyle söylemiştir bu büyük imam. Mehrin miras bırakılması efendim veya hibe konusunda Malikiler mehir kadının ön hakkıdır. Hibe etme hakkına sahiptir. Reşit olan kadının nikahta
kararlaştırılan mehrin tamamını kocaya hibe etmesi caizdir. Bununla beraber şayet ondan bir kısmını gönül hoşluğu ile kendileri size bağışlamış olurlarsa, onu da içinize sine sine yiyin, buyuruyor Kur'an-ı Kerim Nisa suresi ayeti kerime 4. Cenab-ı Hak burada bu ayette böyle buyuruyor. Yine müt'a konusunda, müt'a fayda sağlanan şey demektir. Haç müt'ası, efendim bir de nikah, belirli bir süreye kadar nikah müt'ası, boşanan kadınların müt'ası diye kısımlara ayrıldığını görmekteyiz. Efendim, bunun hükmü Hanefi uleması, müt'a vacip ya da müstahap olabilir. Mufavvizanın zifaftan önce boşanması, kendilerine temas etmediğiniz yahut kendilerine bir mehir tayin etmediğiniz kadınları boşadınızsa bunda size günah yoktur. Ne var ki onları mağrur bir şekilde faydalandırınız. Buradaki faydalandırınız işte müt'adır. Onlara bir iyilikte bulunmaktır. Bu ihsan edenler üzerine borç bir haktır. Ayet-i Kerime 236 Bakara Suresi. Müt'a mehrin yarısına bedeldir. Mehrin yarısı ise vaciptir. Vacip olanın bedeli de vaciptir. Teyemmümün abdestin bedeli olduğu gibi. Evet kıymetler, ey müminler! Mümin hanımları nikahlayıp da sonra kendilerine temas etmeden onları boşarsanız artık üzerinize sayıp duracağınız bir iddet size yoktur. Bu takdirde onları faydalandırınız. Ahzab suresi ayet 49'da. Bu da müt'a konusunda yine bir ayeti kerimedir. Onları faydalandırınız şeklindedir. Oradaki faydalandırma, kadına bir miktar bir şeylerin verilmesidir. Hanefilere göre zifaftan sonra mehri misil veya müsemmayı alırsa müt'aya gerek yoktur. Efendim, yine boşanan kadınların da meşru surette faydelerin faydalandırılmaları haklarıdır. Ki bu Allah'tan korkanlar için bir vazifedir. Bu da Bakara 241. ayeti kerime. Hanefi uleması mufavviza, yani mehirsiz evlendirilip zifaftan önce boşanan veya fasit bir şekilde mehri belirlenen veya mehri akitten sonra belirlenen kadın demektir mufavviza. Bu Hanefilerde mufavvize hariç her boşanan kadına müt'a verilmesi müstehaptır. Maliki uleması her boşanan kadına müt'a verilmesi müstehaptır. Bak onlar da Hanefilerin aynısını söylediler. Takva sahipleri üzerine borç bir hak, ihsan edenler üzerine borç bir hak. Bunlar birer birer ayeti kerime. Bakara 241,
Bakara 236. Yine Yüce Allahu Teala emri takva ve ihsana bağlı kılmıştır. Vacipler ise onlara bağlanmaz. Şafiler müt'a vermek vaciptir derler. Her ayrılma sebebiyle müt'a vermek gerekir. Onları faydalandırın. Boşanan kadınların da meşru bir şekilde faydalanmaları haklarıdır. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ahzab 49, Bakara 241. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun zinet ve ihtişamını arzu ediyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim. Ahzab suresi 28. Evet kıymetli ve muhterem efendiler, Hanbeli mezhebi Hanefi mezhebine uygundur. Malikiler de öyle. Hanefiler her konuda başı çektiğini görüyoruz. Çünkü Hanefi üleması diğerlerinin hocasıdırlar. Başı çekmektedirler ve temelde bulunmaktadırlar. Efendim, onlara faydalandırın. İhsan edenler üzerine borç bir haktır. Vacibi yerine getirmek ihsandandır. Mufavviza bir kadının da müt'adan başka alacağı bir şey yoktur. Mufavviza hariç her boşanan kadına müt'a vermek müstehaptır. Boşanan kadınların da meşru bir şekilde faydalanmaları haklarıdır. Kendilerine mehir kararlaştırılanlara belirlenenin yarısını, efendim kararlaştırılmayanlara müt'a vermeyi vacip kılmıştır. Ve o her kısmın kendi hükmüyle ayrıldığını göstermektedir. Kocası ölene müt'a yoktur. Müt'a mehri müsemmanın yarısı yerine sayılmıştır. Onun düştüğü her yerde düşer. Şafiler kendisi için mehir belirlenip zifaftan önce boşanan kadın hariç müt'a vermeyi vacip görmektedir. Cumhur ulema müt'a vermeyi müstehap kabul etmiştir. Malikiler ise bütün boşanan kadınlara verilmesini müstehap kabul etmişlerdir. Hanefiler ve Hanbeliler de mehirsiz evlendirilen mufavvize hariç her boşanan için müstehap kabul etmişlerdir. Evet, güzel keşfetmişlerdir. Cenab-ı Hak çok rahmet eylesin bu kıymetli alimlerimize. Müt'anın miktarı ve türü konusunda da Hanefi ekolünün yüksek alimleri himar yani müt'a bir dır, bir başörtüsü ve bir milhafe demişler, kadınları mağrur bir şekilde faydalandırınız. Bu iyilik etme prensibine sahip olanların üzerine bir borçtur. Bu ayeti kerimedir. Kadına da dışarı çıkarken tam örtünmesi için en az 3 elbise gereklidir. 5 dirhemden de aşağı olmaz.
eşlerin durumuna göre tespitidir. Şafii uleması 30 dirhem daha az olmaması müstehaptır demiştir. Çünkü ayet-i kerimede onları faydalandırınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları zengin olan kudretine göre, fakir olan da gücü yettiği kadar maruf bir şekilde faydalandırınız. Ayet-i kerime bu da. Boşanan kadınların da meşru bir şekilde faydalanmaları haklarıdır. Maliki ve Hanbeliler durumuna göre tespit edilir. Hanefilerin dediği gibi üç elbisedir. Birisi dır, yani gömlek. Başını örten örtü ve tepeden tırnağa örten giysi. Efendim, İbn Abbas'tan gelen haberde mütanın en yükseği hizmetçi, bundan azı nafaka, bundan azı da kisvedir demiştir İbn Abbas'tan gelen. Efendim, bu haberlerin, bu keşiflerin hepsi mükemmeldir. İçinde bulunduğum ortamı, değişen şartları göz önünde al, bu aslı, bu temel delilleri ne yap? Kendi çağına, kendi çağındaki şartlara bunları taşımayı bil. Hükümler değiştikçe, bak, şartlar değiştikçe hükümler, değişen şartlara Cenab-ı Hak nasıl hükümler koymuş, Peygamberimiz değişik ortamlarda hükümler uygulamış, ulema da bunları o şekliyle keşfetmişler. Şartlar değiştikçe hükümler, onlara değişen şartlara hükümler hazırdır Yüce İslam'da. Yeter ki alimlerin, müçtehitlerin, onların bu asli hareketleri, güzelim ilimlerini bugüne taşımayı bil. Şimdi dersimiz halvetle devam etmektedir. Sahih halvet, kapısı kapalı, efendim, ev veya başka bir yerde beraber olmaları, baş başa kalmalarıdır. Emin olabilecekleri bir yerde. Bu tam bir sahih halvettir. Şer'i, hissi veya tabi bir engelin olmaması şarttır. Hissi engel, cinsi ilişkiyi engelleyici bir hastalığın olması gibi. Tabi engel, akıllı, üçüncü bir şahsın bulunması gibi. Nefsi ilişkiden alıkoyan durumlardır. Şer'i engel, efendim, mescitte itikaf da olmak, farz olan namaza girmek, hayız ve nifas, hac veya umre sebebiyle ihrama girmek, Ramazan-ı Şerif'te oruçlu olmak gibi şer'i engellerdir bunlar. İlişkiyi haram kılan bir durumun olmasıdır. Kıymetli alimlerimizin, fakihlerimizin halvet konusunda Malikiler ve Şafiler cinsi ilişkisiz ve perde çekmeden tek başına halvet kadın için mihri kesinleştirmez. Sahih bir halvette bulunur, sonra cinsi ilişkide bulunmadan boşarsa sadece mehri müsemmanın yarısı ya da mehri müsemma yoksa müt'a vermesi vacip olur.
müt'a malikilerde vacip değil, müstehaptır. Maliki ve Şafii ulemasının görüşü böyle. Delilleri ise eğer siz onları kendilerine dokunmadan önce boşamış da daha evvel onlara mehir tayin etmişseniz, o vakit tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır diyen ayeti kerime. Dokunmak cinsi ilişkiden kinayedir. Cinsi ilişki anlamında açıklanmıştır. Malikilere göre sahih halvetin iki hükmü vardır. İlişkinin olmadığına eşler ittifak etse bile iddet beklemek vacip olur. Yine ilişkinin olmasıyla ilgili eşlerin ihtilaf etmesi durumunda eğer kadın yeminden kaçınır da koca yemin ederse mehrin yarısını vermesi gerekir. Eğer koca yeminden kaçınırsa mehrin tamamını vermesi gerekir. Halvet bir şahit kabul edilir. Yeminden kaçış da diğer bir şahittir. Hanefi ve Hanbeli üleması, halvet mehrin tam olarak verilmesi, iddetin gerekli oluşu, soyun sabit olması, kız kardeşin haram olması, iddetin bitinceye kadar dördüncü bir hanımı nikahlayamama gibi hükümler de cinsi ilişki gibidir. Hanbelilere göre şehvetle öpmek ve dokunmak da ilişki gibidir. Sahih halvetten sonraki boşanma, bain boşanma olup aşağıdaki hükümler onun üzerine bina edilir demişlerdir. Mehrin tamamının kesinleşmesi, nesebin sabit olması, iddetin vacip olması. Efendim, boşayan kocanın iddet nafakasını vermesi. O da yemek, kalacak yer ve giyimdir. İddette iken evlenmesi haramdır. Temizlik süresi sırasında kadını boşama. Ne keşiflerde bulunduklarını görüyoruz. Her taraflarından bu zat-ı muhteremlerin ilim parlıyor. Ey dünya! Dünyayı okutan alimler bunlar, ekoller, asırlardır. Hanefiler, Malikiler, Şafiler, Hanbeliler deyince dünyada açılmış bütün dünyayı okutan ekoller ve muhteşem okullar bunlar. Bu okulların hocaları işte bu müştehitler, bu yüksek alimler. 14-15 asırdan beri dünya bunlardan çok şey öğrendi. Kimisi nankör, kimisi de müteşekkir. Biz rahmet okuyoruz, ebedi okuyacağız. Ömrümüz oldukça, fırsat buldukça. Hanbeli ve Hanefilerin delilleri. Halveti ilişki gibi kabul ederek aşağıdaki delilleri ileri sürmüşlerdir. Hanefiler ve Hanbeliler. Yüce Allah buyuruyor, eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, evvelkine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, o verdiğinizden bir şey almayınız. O malı bir iftira veya açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız?
Nisa suresi ayet 20. Verdiğiniz o mehri zevcenizden nasıl alırsınız ki? Birbirinizle birleşip katıldınız ve onlar sizden kuvvetli bir teminat, nikah sözleşmesi aldılar. Ayet Nisa 21. Hadis-i şerif: Kim ki karısının örtüsünü açar ve ona bakarsa, ister onunla ilişkide bulunsun veya bulunmasın, mehir vacip olur. İşte görüyorsunuz. Efendim, dört halife perdeleri kapatıp ilişkide bulunsun veya bulunmasın, kadın üzerine iddet gerekip mehrinin tam olarak verilmesine hükmetmişlerdir. Dikkat et, dört halifenin dördü de. Bunu Zürare bin Ebi Evfa anlatıyor. Akli delil, kadın halvet imkanını tanımış olmakla mehrin karşılığını erkeğe vermiş olur. İşte görüyorsunuz. Yüce İslam'ın şanlı şeriatının nur saçan hükümleri ve onun kıymetli alimleri her konuda ne güzel insanlığa bilgi verdiler. Yüce İslam'ı bid'atlardan koruyarak geldiler, delilleri ortaya koydular. Bütün dünyada kargaşayı ortadan kaldırdılar. Yüce İslam anlayışını sağlama bağladılar. Sakat görüşlere yer vermediler. Bid'atlara karşı ne yaptılar? Gerçekleri ortaya koydular. Ehli bid'at mezheplerinin görüşlerini de ortaya koydular ki, işte yanlış, işte doğru dediler dünyaya. Dünya bunu ister kabul eder, ister etmez. Zaten dünyada 14 asırdan beri İslam nuru parlayarak geldi, parlayarak gidecektir. Bu nurdan kim kaçarsa kendine yazık etmiş olur. Bu İslam şeriatını herkes iyi anlasın, iyi kavrasın. Biz insanlığa faydalı olmak için, bakın, hem Kur'an-ı Kerim'i baştan sona, efendim yine fıkıh-ı ekberi akaidde, amelde fıkıh-ı ekberi, yine hadis külliyatından keşif notları, tasavvuf külliyatından keşif notları, İlmi kelamdan sizlere keşif notları vererek geldik, vererek gidiyoruz. İslam'ı ilimle tanıyalım. Ağayla, paşayla, önderimle, liderimle İslam tanınmaz. İşte benim şeyhim diyor, benim liderim diyor. Ortada ilim yok. Değerli kardeşlerim, ortaya Kur'an'ı Kur'an olarak koymadıkça, birilerinin fikri Kur'an yerine geçirilirse orada Kur'an olur mu? Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim olarak ortaya koyacaksın. Müfessirleriyle beraber. Kelamı kelam alimleriyle ortaya koyacaksın. Onun alimleriyle beraber. Hadis ilmini yine muhaddislerle ortaya koyacaksın. Yine onun alimleriyle beraber. Bütün bu ilimlerin tamamını içine alan fıkıh ilminin fakih hocalarının, müştehitlerin ilmiyle fıkıh ilmini de ortaya koyacaksın. Ve bunlarla konuşacaksın. Adam kendi aklını Kur'an yerine koymuş, akşama kadar, sabaha kadar konuşuyor. İçinde bir ayet var, öteki arkası hep kendi uydurduğu, kendi fikirleri. Kimisi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor, kimisi uymuyor. Bunu da din diye anlatılıyor. Bunlara dikkat edilsin. Cahil cühele aldatılıyor. İnsanlığı kimsenin aldatmaya hakkı yoktur.
Adam şeyhim diyor, devrin imamıyım diyor, ittihattan, imtizaçtan haberi yok. Bunların şirk olduğunu bilmiyor. Reenkarnasyondan haberi yok, hulülden haberi yok kimisinin de. Bunların şirk olduğundan haberi yok. Birisi çıkıyor, ben işte şuna inanıyorum diyor. Senin inanman inanmaman gerçeği değiştirmez ki. Yüce İslam bir hakikattir. Hakikati ilimlerle ortaya koyalım. Ehl-i sünnet İslam anlayışını, ehl-i sünnet vel cemaat imanını ve onun ameli salihini ortaya koyalım. Din birilerinin ileri sürdüğü şey değil. Din lehte ve aleyhte delilleriyle Yüce İslam'ın emirlerini bilmeye dayalıdır. İmam-ı Azam ne diyor? Fıkıh, lehte ve aleyhte Yüce İslam'ı delilleriyle İslam şeriatını bilmektir. Lehte ve aleyhte delilleriyle. Onun için fıkıh ilmi, dört mezhebin ve diğer onlara yakın ilmi olan fakihlerin biz bütün görüşlerine yer vererek keşif notları halinde takdim ediyoruz. Ne diyoruz? Bak Hanefi üleması şöyle diyor. Deliller ortada. Malikiler şöyle diyor. Deliller ortada. Hanbeli Şafisi Hanbelisi şöyle diyor. Deliller ortada. Delil ile keşif yapacak şahsiyetler müçtehitlerdir. Ve bunların ilmini tefsirde, hadiste, fıkıhta bu ilimleri bildikten sonra kişi müçtehit derecesine yükselirse içtihadıyla hareket eder. Yükselemezse bu müçtehitlerin fetvasını vermekle mükelleftir. Ya müçtehit olacaksın veyahut da müçtehitlerin ortaya koyduğu ilimleri bileceksin. Keşifleri, hükümleri bileceksin. Hangi konuda hangi müçtehit hangi fetvayı vermiş, hangi hükmü ortaya koymuş? Bunları bileceksin. Fetva böyle verilir. Ya müçtehid olacaksın, ya müçtehidin ilmini bileceksin. Onun için bizim her asırda, her ortamda bu ilimler mükemmel okunarak gelmiştir. Okunarak gidiyor. Ve kıyamete kadar da Yüce İslam, Ehl-i Sünnet vel Cemaat bozulmadan devam edecektir. Bid'atlara karşı Ehl-i Sünnet inancı korunma altına alınmıştır. Çok sağlama bağlanmıştır. Çünkü hak mezheplerin bütün kaynakları, fıkıh kaynakları tevatürle gelmiş bize. İçinde zayıfı da güçlüsü de açığa konmuş, açıkça keşfedilmiş. Neyin zayıf, neyin kuvvetli olduğu da apaçık ortada. Onun için bu ulemaya gece gündüz bu dünya rahmet okumalıdır. Cenab-ı Hak çok çok rahmet eylesin. Hepimizin kusurlarını da mağfiret eylesin. Bütün zayıf taraflarımızı en güçlü hale getirsin. Yanlışlarımızı en doğruya çevirsin. Ve rızasını kazanan kullarından eylesin. Tüm amacımız Allah'ın rızasını kazanmak, insanoğluna faydalı olmak. Kendi hevamıza göre konuşmamak, ilimle, delillerle konuşup gerçeği ortaya koymaktır. İnsanları kendine çağıranlara hiç aldanmayın, hiç değer vermeyin. Ona dikkat edin. İşte falan kitap yazmış, filan kitap yazmış, falan şunu yapmış, filan bunu yapmış. Kur'an-ı Kerim'i doğru bilenden, Kur'an'ın ilminden, fıkıh ilminden, hadisten, tefsirden,
ve bunların hükmünü ortaya koyan fakihlerin ilminden sakın ayrılmayın. Bizden söylemesi. Sahte din adamlarına, sahte şeyhlara aldanmayın. Bunların gerçekleri İslam şeriatını, İslam'ı ilimlerle hareket edenlerdir. Gerçekleri. Bu ilimleri ortaya koymadan kendine çağıranlar, bize gelin diyenler, bizden sizden diyenler, bunların eksiklerine, hatalarına, kusurlarına dikkat edin. Bunlar bölmek, parçalamak için ortaya konmuş tezgahlardır. Bunların kimisinin içine batıdan bir şeyler karışmış, kimisine felsefelerden karışmış, her birisine kimisine Budizm'den karışmış, kimisine Hinduzundan karışmış, kimisine Hulul karışmış, kimisine Şirk karışmış. Bunların tamamından kurtulmanın yolu itikatta, amelde, hukukta dört mezhebin İslam anlayışına, onun ilmi kaynaklarına dikkat ederseniz bütün tehlikeler sizden uzaklaşır, tüm karanlıklar yok olur, aydınlıktan başka bir şey kalmaz. Ama müştehitlerimizle bu gerçek ilimlerle hareket etmezseniz, işte devrin nebisiyim diyen, devrin resulüyüm diyen, efendim devrin imamıyım diyen ve dünyada daha da doğuda batıda nice yalancı ve sahtekarlar bu dini bölüp parçalamak için neler uydurmuşlar. Kimisi bilmem kiminle işbirliği içinde, öbürü bilmem neyin içinde. Gizli efendim örgütlerle işbirliği içinde hareket edip de perdenin önünde başka türlü, perdenin arkasında başka türlü. Bunların tamamını keşfetmenin yolu İslam ilimlerini, dört mezhebin ilmini gün ışığında Kur'an'la, sünnetle, icma ve kıyasla bu İslam ilimleri bilirseniz size ne doğudan ne batıdan kimsenin etkisi ve tesiri olmayacaktır. Sizi yanıltamayacaklardır. Ve şeytanlar sizden kaçacaktır. Şeytanlar sizi değil, siz şeytanları çarpacaksınız. Müslüman şeytanı çarpan adamdır. Şeytana çarpılan adam değildir. Çünkü hakiki Müslümandan şeytanlar kaçar. Bir örnek vereyim size. Bir gün Peygamber Efendimiz oturuyordu. Kadınlar da sohbet ediyordu. Kadınlar da vardı. Tabii herkes tesettürüyle, edep ve terbiyesiyle beraber. Hazreti Ömer geliyordu. Hazreti Ömer gelince kadınlar dağıldı gitti. Peygamberimiz güldü. Niye gülüyorsun ya Resulallah dediler. Dedi şeytan dedi Ömer'in geleceğini bilse ki bir yoldan dedi. Şeytan o yoldan ebedi gelmez dedi. Ömer'in olduğu yere şeytan uğramaz dedi. İşte Müslüman budur. Ömer'in şahsında bütün Müslümanları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ömer'in şahsında, Ebu Bekir'in, Osman'ın, Ali'nin şahsında radıyallahu anhüm verdahüm ecmain. Müslüman'ın bir defa şeytanlara karşı büyük bir güce sahip olduğu, şeytanın vesveseden başka yapacak bir şey yok. Senin kalbine ya ilham gelir ya vesvese gelir. Vesveseyi şeriatın ilimleriyle bilir kovarsın, Allah'a sığındı mı o kaçar. Bunun dışında da şeytanın sana bir şey yapacak bir şey yoktur. Sinekleri deve yapmayın. Ama eğer o sinekleri üretirseniz vızıltıdan da kurtulamazsınız.
işte her yere giriyor biliyorsunuz. Eğer sineklik etrafta, şilepeler, çöpler, mikroplar, kirli bir ortam olunca sinekten orayı kurtaramazsın. İlim irfan olursa, güneş doğar içine. Eğer şeriatı bilirsen, bütün tuzaklar bozulur gider. İlim, 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 bunun yanında iman ve ameli salih. Bunlarla hareket et. Şeytanlar kaçar. Yanlışlar doğruya çevrilir. Artı bütün seyyiatın hasenata tebdil olur. Yolun sıratı müstakim bir senin ama bu yolun ilmi İslam şeriatını, İslam fıkıh ilmini lehte aleyhte bilmene bağlıdır. Ölçü bu. Hangi evliyaya gitseniz fetvayı müştehitten alın der. Ama cahil dervişlere gidin, cahil efendim kendini mürşit görenlere gidin, o kendinden başka kimseye göndermez. Hep kendine çağırır. Kendi de doğru dürüst Rabbiyesine anlam veremez. Hatta Kur'an-ı Kerim'i bugün elini açıp da okumasını bilmeyenler ve onu Arapçasını dahi yazmasından, orijinalini yazmasından aciz olanlar, orijinalinin hem okuyamıyor hem yazamıyor, hem bilmiyor. Birisi önüne getirmiş, Türkçe yazmış, önüne koymuş. Doğrusunu yanlışını da bilmiyor. Çünkü onun ilmini de okumamış. Adam onunla dünyaya ben diyor, bu devrin bilmem neyim diyor. Bu dünya bu cehaletten kurtulduğu zaman, bu kendini sapıtmış ve başkalarını da sapıtan insanları da yola getirirsiniz. Onlara da faydalı olursunuz. El hadine vel mehdiyin. Hem insanlara hidayet önder olursunuz, hidayetlerine vesile olursunuz, sapmalarına, sapıklığa gitmelerine de engel olursunuz. İlim, ilim, ilim. Biz bunun için hayat veren Nur'un Keşif Notları adı altında hayat veren DE'yi şöyle Müslümanlar tıklarlarsa, biz aczimizle, gafletimizle ortaya koyduğumuz nedir? Kur'an-ı Kerim'i Kur'an olarak, sünneti sünnet olarak, icmayı icma, kıyası kıyas, fıkıh ilmini de bu güzelin dört mezhebin başta diğer fakihler de dahil, onların keşiflerini fıkıh ilminden keşif notları veriyoruz. Çünkü gerçek hayat tarzı, ebedi mutluluk burada. İslam'ı ilmen, tanıdığın zaman ilmel yakine ulaşırsın. İlmel yakine ulaşmadan aynel yakın olmaz ki. Aynel yakine ulaştığın zaman hakkal yakın sana yolu açılır. İlmel yakin bir defa doğru bilgilerle donanmaktır. O da İslam fıkhını. İşte amelde fıkıh-ı ekberi veriyoruz. Daha önce fıkıh, itikatta fıkıh-ı ekberi keşif notlarıyla verdik. Hep keşif notu olarak işin özünü veriyoruz. Niye? İnsanlar teferruata, ondan sonra kendileri giderler. İşin özünü yakaladığı zaman insanoğlu. Burada hem insanların zaman tasarrufunu hem de kendimizin bu kadar ağır, geniş, derin ilimlerle baş başa olunca özünü vermekten başka zaten kimsenin bu ötesine bunu buralara taşımaya gücü yetmiyor. Bir de insanların kafası o teferruata el vermiyor. Dünyanın ilim okuma alışkanlığı bir defa şu anda
tam artılara gelmedi. İnşallah bir gün dünya okuma, dinleme alışkanlığını tam kazanır. O zaman bakın neler oluyor. İlimde yarış. İlimde yarış olmalı dünyada. Ömrümü en çok bütün zamanın en kıymetli zamanlarını ilime harcamalısın. İlimsiz cahil gezilmez ve yaşanmaz bu dünyada. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, Cenab-ı Hak ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin kullarından eylesin.